1 Ekim 2023'te İçişleri Bakanlığı'na teröristler saldırdığında benzer bir canice saldırı. Yöntem de benziyor. Tabii tabii. Ondan sonra eğer gerekli ders çıkarılabilseydi, ben en azından şu ders. Ankara artık terör örgütünün hedefine girmiş. Yani İstanbul'da saldırıları vardı. Turizm bölgelerinde doğu güneydoğu zaten öyle. Ondan sonra Ankara şöyle hem de meclisin açıldığı gün ve bakanlık ama hedefleri meclis. Hı hı. Şimdi o zaman da paramotorlarla geldi falan. Nereye? Kayseri'ye mi? Yani bir yere kadar gelmişlerdi. Biz ondan sonraki trafiği mesela araba çalıyorlar. Arabayla ilgili jandarma yap yine jandarma var işin içinde bakın orada bilgi veriyorlar ama nedense sisteme girilmiyor çalınan arabanın plakası falan. Ankara'ya kadar geliyorlar. Şimdi burada da mesela İsmail Dükel güzel anlattı. Bir nokta var dedi. Rahmetli taksici şey dediler evet. taksicinin cenazesi arabanın bagajında ve jandarma kontrol noktasından geçiyor dostum. Yani şaka şaka değil bu. Hı hı. Şimdi şey İsmail Bey'in özetle anlattıklarından şu kapıda. Ee, baktıktan sonra <laughs> söyledikten sonra şöyle insan aklına yani Bir laf var ya hırsız evin içindeyse kilit tutmuyor yani. Biz 1 Eylül, 1 Ekim saldırısından o gereken dersleri, o risk analizlerini doğru yapabilsek ona göre kadrolar, ona göre bakış açısı geliştirebilsek yani biz mesela birçok yayında e, terör örgütünün Belli zamanlarda özellikle sıkıştığında, alanda sıkıştığında veya bir konjonktüre bağlı olarak içeriye yönelik mesaj taşıyan eylemler yapacağına dair oturup oturup zıplayıp zıplayıp kalkıyoruz stüdyolarda. Söylüyoruz söylüyoruz, moralimiz bozuluyor, anlatıyoruz falan. Ben o kadar bu işiyle ilgilenenlerin dert ettiğini falan zannetmiyorum yani. Onlar bürokratik olarak bakıyorlar meseleye. Her şey normal, her şey sağlam. Mesela hangi yetkili bilmiyorum. En az zayiat da anlat atlattık falan filan. Yani 5 şehit, 22 yaralı az az bir zayiat mı ben anlamadım yani. O kısmına hakikaten üzüldüm de yani kim olduğunu bilmiyorum söyleyen. Ya da bir altyazıda okudum. Ya 5 şehit. Harika ya. Ha yani ya kadar üzüldüm yani. Onu şehit yakınlarına sormak lazım ya da yaralanlara sormak lazım. az mı bu zayiat falan diye mesela. en az zayiat. Şurada şu tablo emniyet güçlerimizin görev verildiği zaman nasıl bir kahramanlık sergileyeceğini gösteriyor. Mesele 15-26 öncesi. Ya, yani bakın işte burada örnekler verildi. Kişiler, saldırganlar nereye, nasıl saldıracaklarını en ince ayrıntısına kadar bak en ince ayrıntısına kadar pastanede zaman geçiriyorlar pastaneciyi dinledim ben de iki defa gelip gidiyorlar oraya hatta Kadın terörist yarım saat falan kalıyor şeyde. Ondan şüpheleniyor pastana sahibi. Çıkarken oynuyor. Belli ki üzerine hani şeylerini neyse o <laughs> e, saldırı aletlerini mi giyiyor ya da bir şey yapıyor. Hazırlığını yapıyor ona göre. E, ve şey ne o nöbet değişim saatini. var değişim. Vardiya değişim saatini kolluyor. Yani hakikaten... E, çok ince hesaplanmış. Bakın taksi taksiciyi öldürüyorlar. Şey diyorlar. Bagaja koyuyorlar. Yani o jandarmayı mesela Allah yani, normal, yani kim olur terörist de olsanız jandarmanın önünden geçeceğiniz zaman ya yani şöyle bir şey. Mesela taksiciyi tanır. Taksici jandarma geçler tamam mı? İçindekilere bakmayabilir. Ama arabayı kullanan da terörist. Yani bagaja deminden de, dükel dedi ya ABM'ye girerken bile hakikaten bakarlar yani. Şöyle us usulen de olsa hep bakıyorlar. Jandarmayı görse herhalde eli ayağı titremesi lazım. Ya bize bir istihbarat verdiler ama yanlış burada o jandarma varmış. Biz burada duralım geri dönelim der değil mi? Yani mutlaka bir kontrol vardır dersin orada. Adam orayı geçiyor. Yani sonra saldırı başlıyor. İçeriden bu sefer görüntüler anında. O yüzden Bakın, e, bu iş bakın, yani şimdi tabii biz yine, ben yine kötü olacağım. Ben yine kötü olacağım. Ama şu devletin içindeki mikropları, pislikleri temizlemezseniz her kurumdan, her risk grubuna giren, onu denetleyecek olan, onun üstü temizlemezseniz biz bu zafiyetleri yaşarız. Nasıl yaşarız? Rahmetli Eşref Bitlis'in <laughs> helikopteri nasıl düşürüldüyse bu devletin içinden aparatlarla düşürüldü o iş. Öyle oldu. Yani dolayısıyla burada hani zaman çizelgesini 15-26'dan Bizi ilgilendiren asıl kısım oraya kadar niye önlenemedi meselesi. Hakikaten üzüldüğüm için bakın ben bir yurttaş olarak yıllarca bunu anlatmış bir insan olarak yani bildiğimiz kadar görebildiğimiz kadar yani bunu hani siyasi konjonktürle falan da ilişkilendirmeden PKK anlaşmasında da var. Bu bizim çok uzun süre çalıştığımız falan filan. Hani planlama aşaması sınır ötesinde olduğu için çok dar bir grup tamam yani paramotorla geçiyor onu engelleyememek tamam anladık yani işte yardım ettiler falan diyelim kör ettiler bir şey oldu falan orada sınırdaki yani senin generalin insan kaçakçılığa karışıyorsa kardeşim yani kimdi o geçenlerde yani bu ülke vallahi bak iyi ayakta duruyor. Ama neyle duruyor biliyor musun? İşte o şehitlerle hep şehit vererek asker, sivil, resmi, korucu, polis hep can vererek. Niye? Çünkü birileri çok rahat. Onlara göre hiçbir sorun yok hocam. Yani önemli olan şey yürüsün, devran yürüsün. Sorun yok abi. Hiç. Şimdi